Evet efendim, Bir Hayat Güzeldir programında yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim sizlere. Bugün inşallah konumuz çok güzel. Ben çok büyük bir keyif alacağımızı düşünüyorum. Şimdi birbirinden güzel tablolarınız var. Evet. Çantalar var, ayakkabılar var. Birbirinden güzel maşallah el emeği göz nuru var. Ve özellikle bir avizeniz var değil mi? Evet, isterseniz biraz anlatayım. Ben geleneksel tepme sanatçısıyım. Ulucanlar'daki sanat atölyemde öğrencilerimle beraber üretime devam ediyorum. Hocalık yapıyorum. Evet. Keçe doğal bir malzeme. Biz daha çok kuzudan elde edilmiş olan yünü kullanıyoruz. Mikron olarak en ince ve en güzel sonuçları alabildiğimiz için. Evet. Keçe Orta Asya'da vücut bulmuş bir el sanatımız, Türk el sanatı. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş bir sanat. Fakat şu anda keçe eskisi kadar rağbet görmüyor. Fabrikasyon ve diğer nedenlerden dolayı. Fakat biz bu yok olmaya yüz tutmuş olan el sanatını tekrar canlandırmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz lambamız anneme ait iğne oyalarını ben teperek, döverek, bu yapıştırma değildir. Öyle mi? Lambaya geçirdim keçeyle beraber. Bu şekilde bir lamba elde ettik. Hem iğne oyasını değerlendirmiş olduk hem de keyifli bir hem de hatırası kalmış oldu. Aynen. Hem de onu, annemi de onurlandırmış oldum. Evet, çok şükür. Burada gördüğünüz botlar tamamen dikişsizdir. Elle yapılmıştır. Hangi kameraya bilmiyorum. Elle yapılmıştır. Evet. Çantalarımız var, şapkalarımız var, şallarımız var, eşarplarımız var. Örneğin şu yeleğimiz gene dikişsiz. Evet, dikişsiz. Datça dokuması, Datça'da köylülerden aldığım dokumanın geçirilerek, tepilerek yapıldığı, hiçbir dikiş olmadan çalıştığım bir ürün. Harika. Çok bunlar güzel geleneksel yöntemlerle yapılıyor. İşte Anadolu'da biliyorsunuz kepenek, çobanların kullandığı kepenek. Evet. Bu yöntemle yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Evet. Şimdi keçe denildiği zaman sanki biraz kolay gibi göründü ama hiç de kolay değil sizin anlatımlarınızdan. Biraz önce de sohbet ettik biz. Zor bir aşama var galiba. Yani şöyle biraz güç isteyen, birazcık da dikkat isteyen yetenek ve hani yeteneğin dışında da keçeyi, yünü keçeye dönüştürürken çok güzel bir şekilde dönüştürmek gerekiyor ki keçeyi sağlıklı bir şekilde kullanalım. Evet. Bugün kullanacağım ürünlerden de bahsedeyim. Yün kullanıyoruz biz. Hem doğal renksiz boyanmamış yün kullanıyoruz hem de tablo yapacağımız için çeşitli renklerde yün kullanıyorum. Evet. Sıcağa yakın ılık su kullanıyoruz. Çünkü keçede hayvansal lifleri, yünü keçeye dönüştürmek için bir ısıdan, iki basınç, üç sabun, yağ, asit gibi ürünlerden istifade ediyoruz. Evet. Ben de sabun, su kullanarak yünü Allah kısmet ederse programın sonunda bir tabloya dönüştüreceğim. Çok merak ediyoruz şimdi. O zaman siz şöyle bir başlangıcı yapalım. Yünün atma şeklinde göstereyim. Atkı çözgü dediğimiz yünü bir tuval, önce bir tuval oluşturmam gerekiyor. Yünü şu şekilde önce yan, sonra da şu şekilde boyuna şöyle liflerin birbirine geçmesini sağlayarak bir doku oluşturacağım. Ondan sonra üzerine renkli keçelerle tuval gibi çalışacağım. Güzel. Şimdi tek sıra mı yapacağız? Önce altta bir sıra yapacağım. Tuval olduğu için yani mesela bir şalda, bir ayakkabıda falan şu gördüğünüz ayakkabı 6 veya 7 kattan oluşuyor. Öyle mi? Ve sıkı bir yün keçe oluşturmak zorundayım çünkü giyilecek. Evet. Ama tuval duvara asılacağı için işte görüyorsunuz. Evet, daha kullanım olmadığı için 3 katla yeterli olacak. Şu gördüğünüz resmi de Fikret Otyam öldüğü günün ertesi günü yaptım. Evet. Sanatçıya olan sevgimden Fikret Otyam'ın bir eserinden esinlenerek yaptım. Çok bu güzel. Şekilde çalışmalarım sürüyor. Şimdi biz nasıl bir şey yapacağız? Şuradaki masadaki. Şuna benzer. Çünkü süre olarak yeterli olmadığı için çanta veya şal şal bir günde ancak çıkabiliyor. Şal bir günde ancak çanta çıkıyor. Çanta da öyle. O yüzden bugün böyle bir keçeden tablo yapacağız. Evet, harika. O zaman siz başlarken biz mutfak kısmına geçelim, olur mu? Teşekkür ediyorum. Peki, müsaadenizle. Evet. Ustam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, neler yapacağız ustam? Bugün matrak tavuk, çıtır tavuk yapacağız. Matrak tavuk.
Çıtır tavuk. Evet. Evet. Bir de nasıl? Salatamız var, yeşil salatamız. Güzel. O zaman ilk önce malzemelerimizi söyleyelim mi usta? Tabii. Matrak tavuk için tavuk göğsümüz var. Bir adet. Çıtır tavuk için de bir adet tavuk göğsümüz var. Evet. Malzemeleri mantar, un, süt, kaşar ve marine sosumuz var. Evet. Tavuk için. Bunları soslayacağız. Ondan sonra kaşarını şeyde kızarttıktan sonra kaşarın üzerine koyacağız. Sosunu koyduktan sonra fırında kızartacağız tekrar. Tabaklarda o şekilde sunum yapacağız. Servisimiz olacak. Peki ustam, böyle bir malzeme herkesin kullanması gerekiyor mu şimdi? Evlerde fritöz, yeterli olur. Fritöz, mesela yağ koysak olur mu? Yine aynı tadı, aynı lezzeti verir mi ustam? Verir. Önemli olan sadece sosudur. Peki. Başlayalım isterseniz ustam. Tabii. Ben önce tavuk göğüslerini açalım. Şimdi teknikler önemli bizim için. Evet, tavuğumuzu açıyoruz. Evet. Tavuğun göğüs kısımlarını kullanıyoruz. 200 evet. gram kadar tavuk göğsümüz var. 100 gram mantarımız var. Kaşar peynirimiz var. Ve tuz, un ve sütle inşallah buna güzel bir sos hazırlayacaksınız galiba. Evet. Sen, öyle mi? Üzerine sosunu hazırlayacağız. Fırına vereceğiz. Evet. Şimdi bu tencerede neyi yapacağız ustam? Hangisi olacak? Çıtır tavuk mu? İkisi de bu tencerede kızaracak. İkisi de bu tencerede üzerine kızaracak. Üzerine tavada sos yapacağız. Sosu da onun üzerine tekrar koyacağız. Evet. Kaşarla fırına atacağız. Tamam, tekrardan da bir fırın servis kısmı olacak. Servis esnası olacak ondan Peki, sonra. Peki, gayet güzel. Şimdi çıtır tavuklarımızı yapıyoruz parça parça. Uzun uzun doğruyoruz. Jülyen doğruyoruz. Uzun şekilde. Evet. Ondan sonra soslamaya geçeceğiz. Evet. Sosta hangi sosları kullanacağız usta? Soslarda şimdi sadece şu tavuk marine sos. Evet. Sıvı yağ kullanacağız. Evet. Bunun sosunun ikisi de aynı. Öyle mi? Evet. Peki. Hafif acılı oluyor bu. Evet, içerisinde neler var ustam? Bunu hazır mı alıyoruz yoksa siz kendiniz özel yaptınız mı? Bunun içerisinde salça, biber salça, acı biber şeyi var. Evet. Köy biberi yani böyle özel gelmiş. Salça, yağ, evet. Deniz tuzu. Deniz tuzu evet. özellikle. Bu şekilde. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Evet. Bir iki kaşık kadar da sıvı yağımız evet. var yaklaşık Bunu bu olarak. Şekilde güzelce sosluyoruz. Soslama kısmı önemli. Evet. Kadarıyla. Ondan sonra kaplama unla sosunu yapacağız. Kaplama unu derken ustam galeta unu mu yoksa sizin yine özel harmanladığınız bir un mudur? Bu özel bir un yani. Kaplama evet. unu. Bunun da içinde nişasta var, baharatlar var karışık. Siz mi hazırladınız ustam unu da? Yok, yoksa hazır özel. Mı? Peki. Onun için. Tavuğumuz bu şekilde soslanıyor. Evet. Soslandıktan sonra bu bekliyor. Diğer sosumuzu hazırlayacağız. Peki. Şimdi ilk kısımdaki. Bu tavuk şimdi... şeyimiz hazır şu anda. Hangisi olmuş oldu İstanbul? Çıtır bu, tavuk mu? Değil. Çıtır tavuk, matrak tavuk. Şu anda kaplama sosunu hazırlayacağız. Peki. Bir 200-250 gram kadar un. Evet. Suyla açıyoruz kıvama göre. Evet. Nasıl bir kıvamda olacak ustam? Şimdi karıştıralım. Koyu olacak, öyle çok fazla şey değil. Evet. Şimdi çıtır tavuk ve matrak tavuk Şimdi yapıyoruz. Tavukları, sosladığımız tavuğu buna batıracağız. Bundan da bu una batırıp burada kızartacağız. Öyle mi? Evet. Çok merak ettik. Ustam nasıl olacak?
acaba? Lezzetli olacak yani. Galiba. Çok lezzetli bu tavuk. Evet. Ankara'da yok yani, başka yer yapan yok. Öyle mi usta? Yok. Bu özel. Ama biz izleyicilerimize öğretiyoruz değil mi? İzleyicilerimiz yapabilirler. Yapabilirler ama onda bir şey yok yani çok fazla. Evet. Sosumuz hazır bu. Sosumuzu gayet güzel bir şekilde hazırlandık. Bu hazırladık. Şimdi matrak sosunu yapacağız biz. Evet. Az bir yağ koyuyorum. Evet. Yaklaşık olarak 2 kaşık kadar yağımız var. Unumuzu koyacağız. Normalde evet. Krema kullanıyoruz ama biz burada şey olmadığı için. Evet. Biz krema kullanmıyoruz değil mi? Sütle gayet güzel sütle de yapabiliriz. Yapıyoruz. Evet. Kalorisini azaltmış oluyoruz böylelikle. Bir kaşık kadar, 2 kaşık kadar un koyacağız. Evet ustam. Unumuzu kavuruyoruz. Evet. Ondan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Evet. Ne kadar süt kullanacağız usta? 1 bardak mı? 1 bardak kadar yeterli olacak. Kıvama göre ayarlayacağız şimdi biz bunu. Şimdi kıvamlarını da özellikle ben burada duruyorum ki izleyicilerimiz görsünler. Sonra... Tabii yani un kavrulsun. Kavrulduktan sonra kıvamı... Bütün aşamalarını göstermiş olalım değil mi usta? Tabii. Unumuz kavruldu. Sütünü ilave ediyoruz. Bu beşamel sos gibi bir şey mi olacak usta? Evet. Evet. Tavuğun üzerine konacak. Evet, biraz daha sütümüzü ilave ediyoruz. Yaklaşık olarak 1/2 bardak galiba gibi değerlendiririz. 1,5-2 bardak kadar alır bu. Alır mı usta? Evet. Yavaş yavaş. O zaman yavaş yavaş ilave etmek mi güzel? Tabii. Usta. Yani evet. Birden oldu mu da fazla kaçabilir. Kıvama göre ayarlıyoruz. Evet. Dikkatli davranmak lazım. Ustam püf noktaları da bizlere gösteriyor. Koyulduğu zaman çaresi bulunuyor ama evet. Şey olduğu zaman ondan sonra çaresi bulunmuyor. Un ilave ederiz ustam, olmaz mı o zaman? Kötü olur değil mi? Kavurmadan olmuyor. Öyle mi? Peki. Evet, gayet güzel bir şekilde ustam çıtır tavuğun sosunu hazırlıyor. Mantarını koyacağız ondan sonra. Beraber kaynayacak. Kaynadıktan sonra biz bunu tuzunu atacağız. Evet. Bir araya getireceğiz. Ondan sonra tavuğumuzu kızartıp peki ustam şimdi tavuğu sosladık ya. Ne kadar süre kalması lazım? Yarım saat, bir saat, ya bir 10 dakika. Aslında bu bir gün önceden yapılırsa daha çok lezzetli olur. Evet. Mesela dünden hazırlamış olsak evet. Bugün için daha iyi olur, daha lezzetli olur. Çünkü biz iş yerlerinde yaptığımızda o şekilde yaptığımız için. Evet. Bir gün öncesinden hazırlıyorsunuz. Tabii, sizin her daim hazır iş yerinizde. Hazır olması gerekiyor. Evet. Gelen müşterilerinizi orada gayet güzel bir şekilde tadına bakabilirler. Evet. Şimdi tuzumuzu atacağız. Tuzumuzu atalım. Mantarımızı da koyacağız. Bu kaynayacak. Kaynayacak. Ondan sonra tavuklarımızı hazırlayacağız. Üzerine dökeceğiz. Fırına atacağız. Evet. O zaman ustam sizin yanınıza geleceğim ben. Tamam. Olur mu? Ben, bakalım mı? Tavuklar mı? Evet. Şu an daha vakit var ama değil mi? Vakit var. Birazdan. Çıkmaya olmaz. Bu 10 dakikada pişiyor. Öyle mi? Tamam. Birazdan yanınıza geleceğim o zaman ustam. Müsaadenizle. Tamam. Diğer taraftan benim çok dikkatimi çekti. Keçeye başladık. Evet. Çok güzel sabun kokusu geldi. Çünkü doğal sabun kullanıyoruz. Keçede evet. En önemli unsurlardan biri doğal sabun kullanmamız. Keçeleştirmede evet. O çok önemlidir. Şu anda 3 kat serdiğim, evet. Enine ve boyuna serdiğim yünü kavur ettim tülle ve sabunla ıslatıp evet. Dövmeye başlayacağım. Peki. O zaman siz devam ederken biz hocamıza sohbetimize devam edelim. Biraz sonra yün keçeye dönünce tekrar gösteririz. Peki. Görüşürüz o zaman. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi haç mevsimi inşallah. Zilhicce ayına girdik Allah nasip ederse. Şimdi bugünleri de güzel değerlendirmek istiyoruz hocam. Acaba ne yapmamız lazım? Zilhicce günleri ibadete yoğunlaşma günleri. Hacıların Mekke'de, Medine'de bir tatlı heyecanla koşuşturduğu, evet, hac kervanının bir neferi olmak için çabaladığı günlerde, oraya gidememiş olan beldemiz insanının, ülkemiz insanının da onlara en azından ibadetleriyle, dualarıyla, oruçlarıyla, Kur'an-ı Kerim hatmederek ve bayrama hazırlık olarak evleri değil de gönülleri hazırlayarak onlara iştirak etmeleri çok güzel olur. Özellikle hanım kardeşlerimizin bayram öncesi telaşını bilmeyenimiz yoktur. Bir bayan olarak. Biz daha fazla temizlik yaparız hocam. Evet. Oysa Arefe gününden daha çok kulların affolunduğu başka bir gün bilmiyorum der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe sorduğunda. Yani Arefe günü özellikle o kadar kıymetli ki, ev dizaynından hanımlar genelde ibadete, duaya, tesbihata fırsat bulamazlar, bir de yorgun düşerler. Evet. Oysa o günler ibadet, tevbe-i istiğfar ve dua günleridir. Çünkü insanlık kervanının hac kervanına katılacak olan neferleri kutsal beldededir. Mekan farklı olsa da gönül dünyamızı oraya açmak ve bu günlerde ibadetle meşgul olmak kazanç vesilesi olacaktır. Ben değerli hanımlara özellikle bu günleri çok iyi değerlendirmelerini, çok iyi kulluk bilinciyle ibadete yönelmelerini tavsiye ediyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Son şu andaki ilk 10 gün daha doğrusu Ramazan gibi geçirmek aslında. Evet. Diyebilir miyiz böyle bir şey? Yani mesela, evet. Ramazan'da ne yapıyorduk biz? İşte mukabelelerimiz vardı, Kur'an-ı Kerimler okuyorduk. Namazlarımız vardı, ekstra namazlarımız vardı, hacet namazlarımız, evabinlerimiz vardı. Evet. Aslında bir Müslümanın her gün yapması gereken şeyler. Ama en azından bu 10 günde daha fazla, daha dikkatli bir şekilde yapılabilir değil mi? Evet. Bugünlerde yapılacak ibadetler, mesela hanımlardan Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler olabilir. Bu öğrenmesinler anlamında söylemiyorum. Evet. Her hanımefendi Kur'an'ı, Allah-u Teala'nın vahyettiği ayetleri kendisi bizatihi oturup okuyabilmeli, onun gayretinde olmalı. Ama bilmiyorlarsa en azından dillerinde bir Kelime-i Tevhid, İhlas Suresi, Fatiha Suresi, herkesin bildiği dualar ve sureler var. Onlarla meşgul olmak, işim yaparken dahi hani elimiz iş görüyor da dilimize bağ vuran yok ya, evet. İş yaparken bile en azından dua ve tesbihatları ihmal etmemek, tevbe-i istiğfarda bulunmak ve affolunan o insanların kervanından bir nefer olarak kendimizi, acaba kazanır mıyım ben de tevbemle, istiğfarımla affı diyerek o kervana katılmak en güzel davranış olur. Değerlendirmek lazım. Çünkü zaman eriyen buz gibi. Geriye dönüş yok, ömrün kazası yok. Bir dahaki seneye ya nasip arzu ederiz de, evet, acaba olur mu? Bakınız Mekke'ye gitti ama hac günlerine kavuşamadan ebedi aleme göçenler oldu. Evet. Onun için her anı değerlendirmek gerekiyor. Bu özel günleri de özellikle değerlendirmek gerekiyor. İş ve koşturmacadan çok ibadet diyoruz. Aslında onun şöyle için düşünülebilir mi hocam? Mesela kişi iş yaparken, ütü yaparken, çamaşır asarken, mesela buraları bir kodlamalar yapsa. İşte ütü yaparken hasbünallahü ve ni'mel vekil dese ya da la havle ve la kuvvete diye bir zikri olsa. Bunlar mesela kodlamalar yapsa olabilir mi sizce de? İhlas ve samimiyetle yapılan her şey. Evet. Hani zerre miktarı yapılan şey dahi ihmal edilmeyecekse ebedi alemde, dilimizden dökülen o tesbihatlarda belki kurtuluş beratımız olacak. Evet. Belki Rabbimizin rahmetinin üzerimize inmesine vesile olacak. Hangi fiilimizin, hangi duamızın, hangi okuduğumuz ayetin, hangi ihlasla söylediğimiz bir tesbihatın, kelime-i tevhidin bizi kurtaracağını bilemiyoruz. Hangisinde şifre var biz bilemiyoruz. Hangisinde gizli beraatımız bilemiyoruz. Onun için o anları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. İşte bayram günleri yaklaştı. Arafat vakfesine çıkılacak. Kabe'de tavaf edenler var. Evet. Hac heyecanı herkesi sardı. Oradakiler, hacca gittiğimizde hep dilimizde şu dua vardı gelen hacılarla birlikte. İnşallah gelmeyenlere de nasip olsun. Herkesin dilinde bu dua var. Bu çok anlamlı bir şey.
İnsan orada bencillikten kurtuluyor. Burada evet. kalanlar da o kervanın bir neferi saysınlar kendilerini. Çünkü gidenler kalanlar için çok dualar ediyor. Sizlere de nasip olsun diyerek. Nasip olsun inşallah kalanlara da bu arada evet. özel duamız da olsun. Peki hocam, şimdi birazdan haçta neler yapmak lazım? Hacca evet. hazırlık süresi nasıl olmalı? Onları konuşacağız ama kısa bir aradan sonra, olur mu? Evet efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.